Sen eyvallah içeri abicim, ben geliyorum, tamam? Hadi fırla. Anladım Ceylin. Biz de şimdi emniyete geldik. Seni bekliyoruz. Bir gel bakalım, konuşalım, tam anlayalım ne demek istemiş. Savcım, kriminal olay yerine varmış. Delil toplayacaklar, hızla da bizi uçuracaklar. Bir şey öğrenir öğrenmez direkt bize haber versinler. Aynen öyle yapacaklar. Ceylin babamla konuşmuş. Allah'ım bir şükür. Kendine gelmiş, her şey yolunda değil mi? Yine uyutmuşlar. Şimdi konuşmuşlar dedin ama ne konuşmuşlar onu demedin. Kesin bir detay yakalamıştır amirim. Tırnakları demiş, boyalıymış, ben de tam anlamadım. Ceylin de gergin dedi. Gelsin, anlarız. Her şey yoluna girecek. Amirim de bu süreci atlatacak, tamam? Aslan gibi dur, aslan. Bu ahlak bürodan kumarhanede yakaladıklarınız ifadeleri gelecekti. Hepsi geldi savcım. Ben onları bir güzel tarattım. Yalnız şöyle bir durum var ki... bu kumarhanenin patronlarını ne tanıyan var, ne gören var, hiçbir şey yok. Aynı yerde sayıyoruz resmen. Dün neredeysek bugün de aynı noktadayız. Maalesef öyle. En çok da çaresizlik. Hiçbir şey yapamamak, eli kolu bağlı kalmak koyuyor insana işte. Şu an tek isteğim Defne'yi bulmak. Aklım gidiyor. Tek bir şey daha eksik yaparsam. Tek bir şey. Ulaz, hiç o ihtimalleri aklımıza getirmiyoruz abicim ya. Tamam, Defne bulunacak. Metin amirim iyileşecek, nokta. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Ne Defne benim yüzümden yaşadıklarını unutacak, ne de Ceylin. Şöyle ensemden tuttu, hayat suratıma vura vura... ne kadar katı olduğumla yüzleştiriyor beni. O da Parla için aynı çaresizlikteydi. Ben bunu göremedim. Yani bunca sıkıntının içinde bunun muhasebesini yapıyorsun ya. Bu da senin güzelliğin işte. Bunu gören bunu düzeltmenin yolunu da bulur. Tamam? Şimdi rica ediyorum, otur. Azıcık istirahat et. Ben bir çay kahve su bir şey ayarlayayım, tamam? Yakup Bey'e hakim adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama verdi. Makul karar. Başka? Başka, Hakkı Bey şimdi hakimin yanına girdi. Yani söylememe gerek bile yok da. Yekta Silmen de orada. Atmaca gibi. Onsuz olur mu ya? Tarih yazması. Yani bence biraz şüphelendi başsavcım. Biz niye son giriyoruz? Biz son mu gireceğiz falan sormaya başlayınca ben de kaçtım geldim. Kafası durmaz onunla şimdi. Onunla soru soracak ya. Salim'i buradan çıkarmamız lazım ya. Başsavcım ben düşündüm ki gideyim kalemiyle bir konuşayım yani anlatayım böyle böyle diye. O da herhalde hakim rahatsızlandı falan deyip yarını bırakır diye düşündüm. Aferin Darmadağ'ım. Vallahi şahane fikir. Yalnız kimse duymasın, diğerlerinin duruşması bitsin ondan sonra, tamam mı? Kimse anlamasın. Muhabirler de şimdi atmaca gibi bekliyordu. Ne yapsak ya bu Salim'i? Arka kapıdan mı çıkarsak? O kolay başsavcım. Ben o valide yeneğini buradan... sessizce uçururum aynı kuş gibi. Emin misin amir? Eminim başsavcım. Ben eski avcıyım biliyorsunuz. Kimsenin ruhu bile duymaz. İyi peki avcı bey. Bey başsavcım o zaman ben müsaadenizle kalemiyle konuşmaya... Tamam Rıdvan, ben gerekli izinleri ve yazıları hazırlatıp şey yaparım. O zaman seni bir süre mecbur misafir edeceğiz he? Rafet amir. Sen çay seviyordun galiba. İsmarlarsanız içerim. Sayın başsavcım, oturayım bari şöyle. İsmarlayalım bakalım. Buyurun Derya Savaş. Benim odaya üç çay canım. Tamam, sağ ol.